Skolyoz, omurganın yana doğru 10 dereceden fazla eğilmesine diyoruz. Normalde omurgamız gövdemizi ve başımızı leğen kemiğinin üzerinde dik tutmak için önden arkaya bakıldığında dümdüz olması gerekiyor. 10 dereceden fazla sağa veya sola eğilmesine skolyoz diyoruz arkadaşlar. Skolyoz aslında sık görülen bir sağlık sorunu, toplumun %3'ünü ilgilendiriyor, fakat tedavi gerektiren kısmı da %1'lik dilimi ancak tedavi gerektiriyor. Çok şükür ki bunlardan çok azı ancak ameliyatla tedavi gereksinimi gösterebiliyor. Skolyozun çeşitlerine gelince %85 oranında sebebini bilmediğimiz skolyoz görüyoruz. Hani herhangi bir sebepten, bilmediğimiz bir sebepten ötürü omurga eğilmeye başlıyor. Bunlar 3 dönemde görülebiliyor. Doğuştan olabiliyor. Yani ilk 0-1 yaşta başlayabiliyor. 3 yaşa kadar başlangıç gösterebiliyor. 3 ile 10 yaş arasında başlangıç gösterebiliyor. Veyahut da tam en sık görülen şekli aslında toplumumuz içinde sorun olan, hani farkındalığını artırmaya çalıştığımız şekli ise adolesan idiopatik skolyoz dediğimiz ergenlik çağında görülen ve cerrahi tedaviye kadar gidebilen sık görülen skolyoz şekli, en sık görülen skolyoz şekli. Adolesan idiopatik skolyoz dediğimiz şekil.